Jonathan Joestar hakkında bilgi gelir mi? Hala Jojo bekliyorum. MHA gibi bir animeyi yaptım, bari Jojo gibi bir efsaneyi çek. Kim kimi koparıyor, kendi payına amına koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Sen bize ne yapıyorsun? Yeni yıl dileklerim. Zoro karizması, dolar ve euronun düşmesi. Bu arada not ekleyeyim, dolar ve euro patlıyor. Dünya barışı. Ve en önemlisi ve imkansızı, Tefon'un bu ay bitmeden Jojo videosu atması. Jojo videosu nerede kaldı? Ya valla delireceğim ya, kafayı yiyeceğim. Sen Jojo çekene kadar ölmeyiz inşallah. Abi lütfen Jotaro hakkında bir video çek. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Jotaro vs. Dio. Jotaro vs. Dio. Jojo videosu yerine MHA videosu atan Tefo'ya burada selam olsun. Jojo parodisi ne zaman? Nasip de varsa. Bu kadar. Gördüğünüz yazılar ortalama 3-4 videolardan alınmıştır. Yani bunlar aslında daha çok. Yanlışım yoksa 5 aydan beri de böyle bir talep var. Ben dürüstüm, aslında çekmek istemiyordum ama hadi hatır gönül dedim, neyse insafa geldim. Siz o videoyu çektim. İlk olarak o kadar güncel değilim. Eskiden izledim. Eskiden dedim bayağı da oluyor, sonra tekrar başladım. Parodi, vlogmuş, cartmuş, curtmuş derken bir türlü güncele gelemedim. Yani şu an ikinci kere izliyorum ama ilk izlediğim bayağı oluyor yani. Ondan dolayı da şimdiden insaf. Neyse fazla uzatmadan gelsin size Jonathan Joestar hakkında 18 bilgi. Ne zaman? Tabii ki introdan sonra. Bir, ilk gösterim. Jonathan Joestar manga ve animede ilk olarak doğrudan birinci bölümde karşımıza çıkıyor. İki, lakabı. Lakabı Jojo'dur. Bu lakap isim ve soy isminin ilk iki harfinin birleştirmesiyle olmuştur. 3 yaşı. 1880'da doğan Jojo 12 yaşında. Ve 1888'de de 20 yaşındadır ki bizim dönemimiz gibi. 4 doğum günü. 4 Nisan 1868 yılında da doğmuştur kendisi. 5 burcu. Bildiğimiz burçlarda burcu Koç. Çin burcunda ise ejderha. 6 boyu ve kilosu. 1.95 boyunda olan Jojo 105 kilodur. 7 kan grubu, A grubu kan değerine sahip. 8 ülkesi. Bilmeyenlere Jojo İngiltereli'dir. 9 saç rengi. Animede saç rengi mavidir. Filmde ise kahverengi. 10 göz rengi. Animede göz rengi mavi olan Jojo'nun filmde göz rengi kahverengidir. Yani sıçıp bırakmışlar. Habire değiştirmişler bu filmlerle olayı. 11 mesleği. Jojo bir arkeologtur. 12 adının hikayesi. Jonathan'ın adı Araki ve İlk editörü Ryosuke Kabashima'nın Jojo serisiyle ilgili ilk toplantılarından türetilmiştir. İkili dizinin kahramanı olarak Jonathan'ı seçmişti ancak Araki baş harflerin Amerika film yapımcısı Steven Spielberg'e benzer şekilde eşleşmesi de istemiştir. Sonuç olarak da Jonathan Joestar çıkmıştır. J.J. Yani bu adı buldular ve böylece Jojo takma adı doğdu. Araki ilk ismi seçerken özellikle bir şeye atıfta bulunmadığını da bahseder. Jonathan'ın adının Jonathan'ın aile restoranından geldiği söyleniyor. Ancak hem Araki hem de Kabashima bunun bir şehir efsanesi olduğunu doğruladı. Araki bu ismi 2006'daki bir röportajda dile getirmişti. Ancak görüşmecinin bundan bahsettiği ve tesadüften tekrarladığını da belirtiyor. 13 güç aurası. Araki Jonathan'ın dağlarda tek başına dövüş sanatları eğitimi almasından sonra karate, Baka Ichidai mangasındaki gibi bir güç havasını yaymasını da istemiştir. 14 vücudundaki stunt gücü. Jojo göre Dio'nun Stardust Crusader sırasında kullandığı kristal bir kürü üzerinde bir vizyon yaratmak için kullandığı yetenek aslında Jonathan'ın vücudunda uyanan bir stand gücüdür. Ya da stand gücüdür. Nasıl diyorsanız Almanca stand deniliyor. 15. Her bölümdeki tek karakter. Jonathan Phantom Blood'ın her bölümünde olduğu gibi tanıtıldıkları bölümün her bölümünde görünen tek karakter. 16. Hakuto no Kenz. Jonathan Hakuto no Kenz Kenshiro'ya benzer bir görünme ve fiziğe sahiptir. 17. Seslendirmeni. Jonathan'ın 2007 Phantom Blood filmindeki seslendirme sanatçısı Katsuyuki Konishi. Jojo Bizarre Adventures, Go
Golden Wind'deki Diavolo'yu da seslendiriyor. 18. Stand'ı. Joestar'ın Stand'ı JoJo's Bizarre Adventures serisinin 3. bölümü olan Stardust'ta yer alan Jonathan Joestar'ın vücuduna ait ve Dio tarafından idare edilen isimsiz bir stand'tır. Joseph's Hermit Purple'a benzeyen ve benzer yeteneklere paylaşan bitki benzeri bir stand'tır. Dio stand'ın gücünü Joestar grubunu yolculuklar boyunca takip etmek için de kullanıyor tabi. Telaffuzlarda nasıl bir tecavüz işlediğimi bilmiyorum ama şöyle bir şey diyebilirim. Bu anime beni şaşırtan animelerden. Türkiye'deki kitlesi yani beni gerçekten şoka koyuyor. Bırak beni ve ben son saldırımı yapacağım! Ve son bir kez zamanı durduracağım! Zarya! Yol senin Almanya'da öyle bir kitle yok, bunu demeliyim. Ve çoğalacak gibi de durmuyor. Yani Almanya'daki günümüzde çoğalan kitle neye çoğalıyor? Demon Slayer çoğalıyor, Jujutsu Kaisen çoğalıyor. Ama JoJo fazla çoğalan bir kitle değil. Ha var, yok değil. Ama hani nasıl diyeyim size, ilk onda hayatta adı geçmeyecek bir kitledir. Benim aldığım şeye göre tabii bu. Yani ilk on değil, hani böyle ne bileyim One Piece'in bir 50 kat aşağısında desem yeridir. Yani kitle, yurt dışındaki kitlesi. Size fark anlamını diyorum. Ondan dolayı da benim öyle favori animelerin içine de girmedi. Eskiden bir ara izliyordum, sonra da öyle bıraktım mı ne oldu bilmiyorum, devamını getirmedim herhalde. Sonra yorumlarda yazınca hani bir merak ettim, yine bir izleyeyim falan moduna girdim. İzledim 6-7 bölüm herhalde izledim ya biraz. Ha birkaç bölümü izledim ama devamını getiremedim. Biraz orada da kanalımın suçu var çünkü zamandan yetiştiremiyorum ama kesinlikle izleyeceğim yani, orada sıkıntı yok. Bitirmek istiyorum. Abi JoJo'nun sevilip ve sevilmeme olayındaki en büyük etken biraz çizimleri. Hani yeni nesil özellikle pek hitap etmeyen bir çizim. Çizim derken hareketler falan, o reaksiyonlar şu bu, bunlar hani herkesi sevdirtmeyen bir olay. Ben şahsen problem görmedim. Sevdim, bana mangayı biraz hatırlattı. Hani manga okuyucuları ne demek istediğimi bilir. Hoşuma da gidiyor, öyle bir problemim de yok. Ama bu biraz tabii kitlede sorun yarattı. Ama şöyle diyeyim, Türkiye'de böyle animelerin kitlesinin daha yüksek olması hoşuma gidiyor. Ama bunu derken de yanlış anlamayın. Yani 1001 tane JoJo videosu çekmeyeceğim size, kusura bakmayın. Eğer aşırı bir beğeni talebi gelirse bu videoda, inan yani böyle ne bileyim 1000'i falan geçerse bir ikinci video çekerim JoJo ile ilgili. O zamana kadar zaten güncel de olurum. Yani %100 güncel olurum. Çünkü yine başladım. 2 gün önce yine başladım. Bunun dışında umarım bu video hoşunuza gitti. Telaffuzlarda sıkıntı varsa idare edin. Hani dediğim gibi ben hani hem Almanca hem Japonca izledim dublaj olarak. Yani akılda kalanlarla konuştum. Benden bu kadar. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunun da üstüne sevinirim. Bu videonun sonuna 2 video ekliyorum. All Might'ın bilgi videosu ve bunun dışında Naruto Parody 1'e ekliyorum. İkisinden birini izlerseniz sevinirim. Ben kaçar. Hoşça kalın. Konojoru no Giovanna ni wa yuu.